Sen hemen Prandelli'nin basın toplantısına gidiyor musun? Herkese iyi akşamlar. Kısa bir maç değerlendirmesiyle başlayalım öncelikle hocamızdan. Prima di fare un pensiero alla partita, devo ringraziare i nostri medici, i nostri fisioterapisti e ovviamente anche i nostri giocatori che si sono resi disponibili per recuperare. Avevamo Burak, infortunato, che ha stretto i denti e ha voluto esserci. Holjan, ieri durante l'allenamento, ieri si è fatto male, anche lui alla caviglia. Filipe Melo, 3 giorni fa, ha avuto una colica renale, che è stato disidratato e ha avuto i crampi. Quindi devo ringraziare i miei giocatori, devo ringraziare i miei fisioterapisti e i miei medici. Öncelikle maçın değerlendirmesinden önce ben kulüp doktorlarımızı tebrik etmek istiyorum ve fizyolarımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü dün kimse bilmiyordu ama Burak sakattı ve iyileştirdiler. Olcan da dün antrenman esnasında bir pozisyonda sakatlandı ve bugüne yetiştirdiler. Ve Melo da 2 gün öncesinden hastanelik olmuştu. Kolik ağrılar içerisinde istifra ediyordu sürekli. Bununla ilgili doktorlarımızı ve oyuncularımızı öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü hem kendilerinden ödün verdiler hem de bunu başardılar. Ertan. Öncelikle hocayı ve takımı tebrik ediyorum. Snyder'in alacağı konusu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödendiği bir sınırla üstte bugünkü performansın bu durumda etkisi olabilir mi acaba? La sua performance oggi era legata anche ai soldi che ha preso. Io sono tanti anni che sono nel calcio. I professionisti non sono condizionati da mancati pagamenti. Quando ci sono queste partite, quando ci sono situazioni così importanti, un giocatore scende in campo per vincere, non pensa ai soldi. Ben yıllardır futbolun içerisindeyim ve deneyimime göre futbolcular profesyonel olunca hiç parayı düşünmüyorlar. Bunun gibi maçlarda %100'lerini her zaman verirler, her maçta da vermeye devam ederler. O yüzden ödemelerle ilgili bir şey olduğunu zannetmiyorum bu akşamki performansı. Prandelli'nin geldiği günden beri en büyük şüphe takımı çok yavaş oynadı. Daha oyunu hızlandırmamız gerekiyor cifatleri var geldiğinden beri. Bugün de sadece 55-60 dakika arası Galatasaray yatsızlığı döndü. Bu seriyi maksimuma ne zaman çıkaracaklar? Quando arriveremo al massimo della potenzialità nella velocità di gioco? Quando riusciremo a abbinare la velocità all'ordine tattico. È indispensabile saper fare le cose, ma saperle fare con i tempi giusti. Noi nel primo tempo abbiamo soltanto detto ai giocatori abbiamo corretto 3 posizioni e automaticamente trovando un equilibrio sei molto più determinato per conquistare palla. Ne zaman taktiksel anlamda organize olursanız ve taktiksel anlamda hızınızı kombine edebilirsiniz, maksimum seviyeyi yakalarsınız. İlk yarı sonunda sadece 3 tane taktiksel hata düzelttik, birkaç tane pozisyon düzelttik ve tekrardan içeri girdiğimizde maçın esnasında gördüğünüz gibi farklı bir Galatasaray çıktı ortaya. Bunları geliştirdikçe maksimuma ulaşacağız. Yalıncan. Yalıncan Sabri Vatan Gazetesi. Tebrik ederim. İlk. Derbi. La prima vittoria nel derby. Kazanan daima haklıdır ama şunu sormayın. Chi vince a sempre ragione. Özellikle ilk yarıya bakarsın. Prima del cartellino rosso. Her şeyin süreli her zaman oynatmak istediği oyun anlayışı, agresif karakter sahaya kalsa. Kendi üstatları yapmalar. Non era molto agresivo. Agresivo giocava sempre nella sua metà campo. Kendi istediği tarzdan çok uzak bir görüntü. Ed era molto lontana da quello che voleva. A questa cosa qui, a cosa la leghi, a cosa colleghi. Ce la farei ad aggiustare questi errori qua. Questo è il mio lavoro. Questo è il lavoro, non ho mai avuto paura del lavoro, dobbiamo, chiaro non ci sono abitudini, non c'è tanta conoscenza, ma la volontà nostra è quella di migliorare, quindi faremo vedere le cose che abbiamo fatto bene, le cose che non abbiamo fatto bene e possiamo migliorare soltanto vedendo quello che abbiamo fatto. So che è un po' difficile per tutti accettare. Ma questo è il calcio che in evoluzione è questo, quindi bisogna essere soddisfatti della vittoria
ma cercare di capire che abbiamo tanti margini di miglioramento. Bu benim işim ve ben hiçbir zaman işten korkmadım. Bazı alışkanlıklar var Türkiye'de ve birkaç tane bilgi eksikliği olduğunu hissediyorum her takımda. Ve bunu göstermek, bunları geliştirmek benim elimde. Ve ben futbolcularımla her zaman bunları çalışıyoruz. Maalesef bu futbol ve zorluklar olabilir ama yavaş yavaş ilerledikçe bu gelişmeleri gösterdikçe daha da iyi bir futbol ortaya koyacağımızı biliyorum. Murat Çaybaş, Samanyolu'da. Hocam şunu soracağım. İsrailer gerçeği var Galatasaray'da. Attığı her gol attığı maçta Galatasaray'da kazandığı ya beraber kaldı. Mağlup olmadı şu ana kadar. Ama Sırayder'i bugün gördük ki özellikle top almak için savunmaya neredeyse geldi. Sürekli geri geldi topu. Geri çıkmak için, takım önü çıkarmak için. Sırayder'i biraz daha önde kullanmak için bir çalışmanız var mı? Sonuç bölgesinde kullanmış. Il problema è che se inizi la partita con Schneider davanti diventa un riferimento per le difese. E l'idea nostra è quella che di portare Schneider in quella posizione mentre si sta giocando, non partendo con questo riferimento. Sorun şurada yatıyor. Biz Schneider'i ileride başlatırsak her zaman karşı rakip defansı için bir hedef haline almış oluyor. Ve o yüzden biz maç esnasında yavaş yavaş ileriye taşımayı planlıyoruz her zaman Schneider'i. O yüzden bunu bu taktiksel anlayışını kavradık. Son iki soruyu alalım Nevzat. Nevzat'ın da Milliyet Belediyesi. Benim sormak istediğim bir soru. Özellikle maçın sonlarına doğru Kayser ve Selçuk'a yönelik tribünlerden ıslak sermeye başladı. Bu ıslak tribünlerin tepkisi futbolcuların psikolojisi nasıl etkiliyor? Bu konuda taraftarın mesajı olacak mı? Deyim de jokatori, hangi mesajı peritifoji? Io ho visto una squadra che ai fischi ha applaudito, i miei giocatori hanno applaudito e questo è lo spirito che voglio. Vorremmo comunque sempre avere i tifosi dalla nostra parte, dovrebbero fischiare gli avversari. Non è giusto perché sono i ragazzi che si stanno impegnando, l'errore nel calcio ci sta, stanno lottando e lavorando per una maglia importante e tante volte la maglia importante può essere un peso, può essere una responsabilità. Ben ıslıklara karşı alkışlayan bir takım gördüm, kendi takımım ve ben bundan mutluluk duydum çünkü hiçbir zaman moralleri bozulmaması gerekiyor. Ben tabii ki de her zaman isterim ki taraftarlarımız bizimle olsun ama futbolda bireysel hatalar mevcut ve bu hatalar maalesef bazen taraftarın psikolojisini de etkileyebiliyor. Benim tek isteğim bu gençleri çalışırken görmeniz çünkü çok çalışıyorlar ve bu forma için gereken her şeyi yapıyorlar. Ve o yüzden biraz daha olumlu yaklaşması gerektiğini düşünüyorum taraftarlarımızın. Son soruyu alalım. Fenerbahçe'de iki maç oynadılar. Biri taraftarlarla. Bu maçta 10 kişi kadar rakibi. Şenader'in iki tane ekstra vuruşuyla devirdiler. Bu maçta 11-11 oynadılar. Oynanan büyük maçlarda hep kazanan bir takım olarak Fenerbahçe bir formülü var mı? Ekstra vuruş olarak devirdiler. Bu maçta 10 kişi kadar rakibi. Quando si gioca 11 contro 11 c'è una formula per vincere la partita subito? Quello che abbiamo detto ieri, Fenerbahce è una squadra che gioca assieme da 3 anni, tutti i giocatori, ha un impianto di gioco molto collaudato, non inventano situazioni ma sono programmate, è quello che vorremmo proporre anche noi come gioco, quindi saper cosa fare in campo è la cosa più importante. Poi i ragazzi hanno dato il cuore, la generosità, l'aggressività, i tifosi sono stati meravigliosi, però senza un'idea diventa difficile. Dün de söylediğimiz gibi Fenerbahçe 3 yıldır aynı futbolcularla oynayan bir takım ve yaptıkları oyun kurmalar olsun, taktiksel anlayışlar olsun, oturmuş taktikler bunlar. Çünkü gelişi güzel oynayan bir takım değil Fenerbahçe. Biz de bunu yavaş yavaş zaman içerisinde biz de istiyoruz, biz de bunları başaracağımıza inanıyorum. Ama bunda tebrik etmemiz gereken bizim taraftarlarımız desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler ve bu maç sonunda kazanmayı başardık. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.